Canlarım selam. 90 günde ayet matematik kampımızın geldik. Bugün tamı tamına 4. gününe polinomların 5. videosundayız arkadaşlar. Bugün polinomların temel tanım testi yani konu kısmı bitiyor. Polinomların konu kısmını bugün bitiriyoruz. Ertesi gün yani kampımızın 5. gününde polinomlarla ilgili 6 ve 7. videolarda polinomlarda efişinado testini işleyeceğiz. Oh. Evet ama ondan önce şu polinom kısmının konu kısmını bugün bitirelim. Bugün bir video izleyeceksiniz arkadaşlar. Tek video ama iki tane test ödeviniz var. Hemen önce 70 günde TYT Matematik. Aa 70 günde TYT Matematik beni andı. Neredesin lan? Burada mısın? Burada da yok vallahi gitmiş ha. Kardeşim benim ya. Böyle biraz şey oldu böyle çolak kaldı böyle. Ayete kampı başlayınca o böyle kenardan lan 70 gündür benimle takılıyordunuz ne oldu falan diyor. 90 günde ayete matematik kampı video ders kitabımız arkadaşlar. Bugün Hangi sayfayı yapacağız? Ben hemen önce şuradan programdan bakıyorum. Dördüncü gün polinomlar 5. Sayfa video ders kitabında 17 ve 18 polinom oluşturmayı göstereceğim size. ÖSYM bununla ilgili hatta bir şey söyleyeyim mi? ÖSYM son 3 yılda bununla ilgili her yıl soru sordu. E, sayfa 17 ve sayfa 18'i yapacağız. Gördüğünüz gibi sonrası yani sayfa 19 Efficinado mavi mavi mas mavi testi kısmına geçiyor. Peki bugünkü ödeviniz ne? Soru bankamızdan bugünkü ödeviniz arkadaşlar polinomlar test 6 ve test 7. 2 test ödev vereceğim size. Sayfa 16, 17, 18 ve 19 ödevinizi yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Yapamadığınız soruları da mutlaka ama mutlaka ama mutlaka izleyin arkadaşlar. Olur mu? Şimdi başlıyor muyuz? Hadi bakalım. İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Nasıl? Sağlığınız, saatiniz, özellikle bu derslere olan ilginiz, alakanız, beni birazcık önce sağlığınız, ondan sonra da bu derslere olan ilgi ve alakanız beni çok ilgilendiriyor gerçekten. Yani istiyorum ki herkes böyle benim gibi böyle içinde derse başlamadan kelebekler açılsın. Öyle olduğunu ümit ediyorum. Çünkü niye? Ya abi kimse zorlamıyor ki sizi burada. Yani bu dersi dinlemek yerine başka bir sürü güzel şey yapabilirsiniz. Çok güzel bir film izleyebilirsiniz. Çok güzel bir diziye başlayabilirsiniz. Hava güzelse dışarı çıkıp arkadaşlarınızla oturup Starbucks'ta geyik yapabilirsiniz erkekseniz şöyle bir sağ solu kesebilirsiniz. Yani kızlarımız biraz daha böyle işine bakarken erkeklerimiz biraz daha böyle radarı çalıştırdığı için ben biliyorum onları böyle Starbucks'a falan gidince. Öyle şeyler yapabilirsiniz, Arkadaşlarınıza muhabbet edebilirsiniz. Dışarıda hava kötüyse, böyle yağmurlu bir günse yağmurluğunuzu çekip böyle e, güzel bir e, yağmurun eşliğinde yürüyebilirsiniz ya da böyle kendinize bir kahve koyup camın önünde güzel bir kitap okuyabilirsiniz ama bunları yapmak yerine gelip benden polinom oluşturma dinliyorsunuz. Tabii ki bunun bu cefanın sefasını da süreceksiniz arkadaşlar. Yani şimdi çalışacağız. Şimdi cefasını çekeceğiz. Ama benim cefakar öğrencilerim olarak Haziran ayı bittikten sonra Temmuz ayında öyle bir sefasını süreceğiz ki o dışarıda fellik fellik gezen arkadaşlar Temmuz ayında Ağustos ayında yazılacak dershane takip edilecek kanal ve kamp ararken siz hangi üniversiteye gitsem hangisi benim için daha iyi olur hangisinde ne kadar hangi bölümde ne kadar hangi fakültede ne kadar profesör var yardımcı doçent var bunları inceliyor olacaksınız Allah size bunu nasip edecek ama öncesinde işimizi Allah'a bırakacağız ama öncesinde çok çalışacağız. Dördüncü gün dersimiz başlasın. Evet benim bir tanecik öğrencilerim benim benim var ya benim ciğerimin köşegenlerisiniz siz ya. Sizi var ya öyle bir seviyorum ki böyle yani yani böyle sizi öyle bir seviyorum ki böyle yumruklayarak sevmek istiyorum sizi. Şimdi polinom oluşturma ne demek polinom oluşturma polinom oluşturacağız. <gülüyor> yani <gülüyor> en kaba tabiriyle bu evet polinom oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız bu polinomları gelin beraber konuşalım. Şimdi bak bize polinom oluşturmak için bazı veriler verecek. Katsayılar toplamı verecek, çarpan verecek. Her şeyden önemlisi bölünme ve çarpan bulundurma. Yani sıfırı, bir öncekiler sıfırdan bahsetmiştik ya. Bu e, on, e, bu arada şöyle bir genişten de bakalım neler yapacağımızı. Burada arkadaşlar genellikle bize polinomda verilen özelliklerle polinom oluşturacağız. Burada da polinomların sıfırları üzerinden gideceğiz. Polinomların sıfırları üzerinden polinom oluşturup sıfırların polinomların oluşmasıyla alakası, alakalı ilişkilerine bakacağız arkadaşlar. 17. sayfanın ilk sorusunda yani 64. soruda bize bodoslama direkt bir polinom oluşturacak. Diyecek ki başka hatta diyor baş kat sayısı 2 olan evet birinci dereceden a Birinci dereceden bir px polinomu x eksi 3 ile tam bölünmektedir. Buna göre px artı 1 polinomunu bulunuz elde ediniz diyor. Şimdi arkadaşlar bakın baş kat sayısı 2 olacak. Px polinomunu oluşturuyorum bak px eşittir. Baş kat sayısı 2 olacak ve x eksi 3 ile tam bölünecek. Bir polinom x eksi 3 ile tam bölünüyorsa x eksi 3'ü arkadaşlar çarpan olarak kabul ediyordur. Bak x eksi 3 ile tam bölünebilmesi onu x eksi 3'ün çarpan olarak kabul etmesi anlamına gelir. Yani arkadaşlar x eksi 3 bu polinomun içerisinde mevcut. E bitti. E polinom bu. Hem başka sayısı 2 hem de x eksi 3 ile tam bölünüyor. Yalnız bu px polinomu. Adam bize px artı 1 polinomunu istemiş. Yani x gördüğünüz yere ne yapın diyor. x artı 1 yazın diyor. x gördüğüm yere x artı 1 yazarsam 2 çarpı x artı 1 eksi 3 olacaktır. Yani arkadaşlar 2 çarpı x eksi 2 olacak. 2'yi de içeri dağıtırsam cevabımız 2x eksi 4 olacak. Anlaştık mı var mı bir problem sıkıntı? Birinciyi hallettik ve bitirdik. İkinciye geldik. Birazcık daha zorlaştıralım. Bu sefer baş kat sayısı 1 demiş. ikinci dereceden demiş. Px polinomu demiş. X eksi 2 ve x artı 3 ile tam bölünmektedir. Aa, en sevdiğim. Bayılırım. 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 Px polinomu eşittir x eksi 2 çarpı x artı 3. Peki böyle yazdık. Baş katsayımız da 1. A, hocam direkt polinom çıktı zaten. Çünkü x eksi 2 ve x, eksi, x artı 3 ile tam bölünüyorsa bunları içinde barındırmalı çarpan olarak. Baş kat sayı da 1. E zaten polinom ikinci dereceden. E, o zaman oluşturduk polinomu. Yuppi deriz biz. Yuppi. Oluşturduk polinomu. Bize ne soruyor baba? P2x polinomunun evet x eksi 1 ile bölümünden kalan. a x eksi 1 ile bölümünden kalan dediği zaman x yerine 1 yazıyorduk. Götürdüm x yerine burada 1 yazdım. Yani bu soru bizden ne istiyor arkadaşlar? P2 istiyor. x yerine 2 yazarsam P2. P2 demek de 0 çarpı 5'ten 5'ten 0 çarpı 5'ten ve uslan be Mert Hoca. Cevabımız 0 olacaktır. Tamam. Hallettik işte. Vallahi ne hallediyoruz ya. 65. Hiç acımıyoruz vallahi. Acıma. Baş kat sayısı 1 olan ikinci dereceden bir Px polinomu x artı 2 ve x ile bölündüğünde 3 kalanını veriyor. Buna göre P2x polinomunu bulunuz diyor. P2x polinomu. Şimdi baş kat sayısı 1 olan ikinci dereceden bir polinom Px polinomu x artı 2 ve x ile bölün. Bak şimdi burası önemli. Bu adam deseydi ki bu polinom x artı 2 ile ve x ile tam bölünüyor deseydi. O zaman böyle mi yazacaktım? Evet. Evet. Kalan 3 dediğine göre o zaman bir de artı 3 yazacağım. Çünkü px eşitleri bunlar yani bölündükleri çarpanlar artı kalan. E kalan da 3 olduğuna göre bu. E peki baş kat sayı? Baş kat sayı zaten 1'di. Yani burada görünmeyen bir 1 zaten var. P2x polinomunu bulunuz diyor. Hadi bulalım P2x polinomu. X gördüğümüz yere 2x yazarsak 2x artı 2 yapar. Çarpı bir de 2x'imiz var. Artı bir de 3'ümüz var. 2x'i içeri dağıtırsam 4 tane x kare artı 4 tane x yapar. Bir de yanında ne var? Artı 3 var. Bitti mi? Vallahi de bitti. Tamam devam edeyim mi? Dur devam etme desen. Değil mi? Soruyorum size de devam etme desen. Ağlasam duyar mısın sesimi mısralarında falan diye bir şey vardı. Evet 67. soru. Üçüncü dereceden bak derece gitgide artıyor. Yani e, kazığın yalnızca ucu sivridir diyorlar ya. Üçüncü dereceden baş katsayısı 1 olan gerçel katsayılı bir Px polinomu bu eşitlikleri sağlıyormuş. Buna göre P0 kaçtır diyor. P0. Peki. Şimdi bak çok güzel. Üçüncü dereceden ben şöyle olsaydı bak. Burada bir şey yazmasaydı. Daha doğrusu bir şey yazmasaydı derken 6 değil de 0 yazsaydı. Şunu der miydik? O zaman derdik ki Px polinomu madem 3. dereceden, madem x yerine 1 yazınca, 2 yazınca, 3 yazınca 0 çıkıyor. O zaman x-1 çarpan olarak kabul eder. x-2'yi çarpan olarak kabul eder. x-3'ü çarpan olarak kabul eder değil mi? Yani şöyle tam tersi düşünün. Px polinomu x-1 ile tam bölünüyorsa o zaman siz burayı 0 yapan değer için p1 eşittir 0 demez misiniz? Tam tersi P1 eşittir 0 derse de Px polinomu x-1 ile tam bölünüyor dersiniz. Bir polinom bir polinomla tam bölünüyorsa tam bölündüğü polinomu çarpan olarak bulundurur. x-1'e tam bölünüyorsa x-1'i çarpan bulundurur. x-2'ye bölünüyorsa onu bulundurur. x-3'e bölünüyorsa onu bulundurur. Peki, demek ki eğer P1 eşittir, P2 eşittir, P3 eşittir 0 deseydi böyle yazacaktık. Ve başka bir çarpan yok. Baş kat sayısı da zaten 1. Başka bir çarpan olmadığını da şuradan anlıyorum. 3. dereceden diyor. Zaten bunları patır patır içeri dağıttığınız zaman 3. dereceden bir polinom elde edersiniz. Bunların yanına başka bir şey koyarsanız bu polinom 4. dereceden olur. Sıkıntı yaşarsınız. Peki. Şimdi bunu yazdık ama hocam öyle demiyor işte. P, 1 eşittir, P2 eşittir, P3 eşittir 6 diyor. Çok basit. Artı 6'yı koyduğum zaman Vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu. Niye? Çünkü x yerine 1 yazdığınızda 0 çıkı çıkıyorken artık x yerine 1 yazdığınızda sol taraf komple gidiyor. Bura komple gidiyor. P1 6 oluyor. X yerine 2 yazdığınızda da bura komple gidiyor. P2 6 oluyor. X yerine 3 yazdığınızda da bura komple gidiyor. P3 eşittir 6 oluyor. Gördünüz mü? Px polinomu hayırlı olsun arkadaşlar. Vatana ve millete. P0 kaçtır diyor. X yerine 0 yazacağız. P0 eşittir. Eksi 1 çarpı Eksi 2 çarpı eksi 3 artı 6. Şimdi burası ne yapacaktır arkadaşlar? 2 ee, e, eksi 6 artı 6 0. P0 kaça eşitmiş? 0'a. 67. sorumuzun cevabı da neymiş? 0'mış. Anla, anlaştık mı? Var mı bir problemimiz, bir sıkıntımız? İyi miyiz? Güzel miyiz? Tamam. Ara ara sorayım ki sonra baygınlık geçiren falan olur. Çünkü matematik bu yani. Adamı çarpar. Şişede durduğu gibi durmuyor yani matematik. Şimdi devam ediyorum. Diyor ki 68. soruda gerçel katsayılı ve baş katsayısı eksi 1 olan vay 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 5. dereceden px polinomu her x gerçel sayısı için p eksi x eşittir eksi px eşitliğini sağlamaktadır. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Ben TYT'deki fonksiyonları dinlemeden AYT'ye başladım. O sabahlar olmasın. Patladın bu soruda. Şu anda patladın. Hayırlı olsun. Kafan bir tarafta, gövden bir tarafta şu anda. P3 sıfırmış. P-1 de eksi 48'miş. Buna göre Px polinomunun x 2 ile bölümünden kalan. Şimdi burayı sıfır yapan değer zaten x eşittir 2 götürdüm yerine yazdım. Bu adam bana P2'yi soruyor. Güzel. İyi de 5. Be dereceden ya dile kolay. 5. dereceden yani. Hani vurmamış öldürmüş. Şimdi arkadaşlar bu bir özellikti. Bunu hatırlayanlarınız vardır. Hele benden TET dinlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. Bu eksiği kusma muhabbeti. Eksiği dışarı çıkartmış bizim polinomumuz. Bizim fonksiyonumuz da diyebilirim. Çünkü her polinom aslında bir fonksiyondur. Hemen 70 günde TET matematik kampımızı hatırlıyoruz. Hatırlıyoruz değil mi? Evet var görüntüleri gelsin efendim. Vara gidiyorum arkadaşlar şu anda. Hatta hakem şöyle yapıyor ya. Evet dü hakem düdüğünü çalıyor ve Vara gidiyor arkadaşlar. Bir izleyelim bakalım ne demiştik. F eksi x eksi f ise o zaman f fonksiyonu bir tek fonksiyondur. Tek fonksiyonların çift dereceli terimi çift fonksiyonunda tek dereceli terimi yoktur. Bu çok güzel bir özellik. Bir fonksiyonda eğer çift dereceli terim görüyorsanız o fonksiyonun artık tek fonksiyonu olma ihtimali biter. Oh ağzım bal yesin hocam. Eksiyi dışarı çıkartıyorsa o bir tek fonksiyondur. Ve tek fonksiyonlarda Çift dereceli terim bulunmaz. Yani px polinomunu yazarken 5. dereceden başlıyor. Yani eksi x üzeri 5. Hocam niye eksiyle başlattınız? Çünkü baş kat sayısı eksi 1. Yani en büyük dereceli terimi 5. dereceden olduğu için x üzeri 5 eksi 1 ile başlayacak. Artı ax üzeri 3 artı bx üzeri 1. İşte bizim polidomumuz bu. Tamam mı? Ne kadar önemli TYT'deki fonksiyon o bilmeden bunlar yapılmıyor. Şimdi P3 sıfırmış. X yerine 3 yazalım. Oha! Yavaş! X yerine 3 yazınca 0 çıkacak arkadaşlar. E yazacağız artık. 3'ün 5. kuvveti kaç yapıyor? 243 mi yapıyor? Eksi 243 artı 3'ü yerine yazdım. 27 tane A artı 3 tane B. Eşittir Kaç yapıyoruz? P3'te 0 yapıyoruz. Karşı tarafa atarsam 27 tane A artı 3 tane B eşittir 243. Yalnız sadeleşme yapabiliriz arkadaşlar. Ee, nasıl yapabiliriz? 27'yi 3'e böldüm. 9 tane A geldi. 3B'yi 3'e böldüm B'ye geldi. 243'ü 3'e bölünce de 81 geldi. Yani 9A artı B eşittir 81. Onu şöyle şuraya alalım. Şimdi X yerine eksi 1 yazınca da eksi 48 çıkıyor. Eksi 1 yazarsam eksi 1'in 5. kuvveti eksi 1. Bir de önünde eksi var artı 1. Yani 1 eksi 3 tane şey eksi A değil mi? X yerine eksi 1 yazınca eksi A eksi B eşittir eksi 48 yapıyor. Şöyle yapabiliriz. Eksi A eksi B eşittir biri de bu tarafa atarsam eksi 49 diyebilirim buna da. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplarsam arkadaşlar B'ler birbirini götürecek değil mi? Artı B eksi B birbirini götürecek. 9A'dan 1A çıktı 8A kalacak. Eşit olmak zorunda 81 eksi 49. 81'den 49 çıkartınca kaç yapıyor arkadaşlar? Ee, 32 mi? 30 olunca evet 32 yapıyor. Yani 8A 32'ye eşit A buradan kaçmış 4'müş. A yerine herhangi bir yerde 4 yazalım. Mesela eksi A eksi de yazalım. A yerine 4 yazınca burası eksi 4 yapar. Karşı tarafı artı 4 diye geçer. B eşittir. Eksi B eşittir. Eksi 45'ten B de kaça eşit olur? 45'e eşit olur. Güzel. Oha ne beymiş lan. Demek ki arkadaşlar biz artık Px polinomumuzu yazabiliriz. Px polinomu eşittir. Eksi x üzeri 5 artı ax küp demiştik. A'yı 4 bulduğumuza göre artı 4x küp dedik. Artı bx dedik. B'yi de 45 bulduğumuza göre artı 45 dedik. 45 x tabii ki çünkü bakın burada B x dedik ya B'yi 45 bulduğumuza göre 45 x. Şimdi x yerine 2 yazıp bitireceğiz olayı. P 2 soruyor. P 2 soruyor. X yerine 2 yazıyorum. Eksi 2'nin 5. kuvveti yani 32. 2 üzeri 3 8 artı 32. Buradan da 90 geldi. Bunlar birbirini götürünce 90 çıktı. Tamam. Tamam şimdi aşağı indik bakın böyle bir yeni nesil tarzı şekilli şukullu bir şey sormuş. Demiş ki aşağıda kenar uzunlukları x cinsinden verilen bir resim çerçevesi gösterilmiştir. Tamam resim bulunduğu bölgenin alanı resmin bulunduğu bölgenin alanı px polinomu ile ifade ediliyormuş arkadaşlar. Bakın px polinomu ile alanı resmin alanı çerçevenin değil resmin alanı yani şurası. Px polinomunun katsayılar toplamı 27 ise a kaçtır diyor. Bir polinom oluşturma sorusu. Polinomu bu sefer şekil yardımıyla oluşturacağız. Şöyle bir tık küçültelim isterseniz görebilmek adına. Şimdi bakın. Px x e, alanını nasıl bulacağız? Kenarlarını bulmamız lazım. Şimdi öncelikle x buradan, x de buradan. E tamamı da x küp artı a ise. Demek ki arkadaşlar resmin uzun kenarı x küp artı a eksi 2x'tir. Değil mi? 2x'i çıkarttım. Buradaki x ile x'i. Tamam. Şimdi dikeyine bakıyorum. Şimdi x artı 1 burası. x artı 1 de burası. Uzun kenarı da bakın şey kısa kenarı da x kare artı 4 x artı 2. O zaman x kare artı 4 x artı 2'den x artı 1'den 2 tane olan 2X 2 x artı 2'yi çıkartmamız gerekiyor. Çıkartırsam x kare 4 x'den 2 x çıktı 2 x yaptı. 2'ler birbirini götürdü arkadaşlar. Yani Kısa kenarı 2, x kare artı 2x, uzun kenarı da x küp artı a eksi 2x'miş. O zaman alanı ne olacak? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani x küp artı a eksi 2x çarpı kısa kenarı x kare artı 2x. Bu bizim px polinomumuzun adıymış. px buymuş. Diyor ki px polinomunun katsayılar toplamı 27 diyor. Yani p1 eşittir ne diyor canlarım? 27 diyor. p1 27 ise diyor, diyor bize. O zaman diyür a kaçtır diyür. X yerine 1 yazarsam 1 eksi 2'den eksi 1. Yani a eksi 1 çıkar burası çarpı. X yerine 1 yazınca burada 3 çıkıyor. Eşitmiş 27'ye. 3 ile 27 sadeleşti. Buradan a eksi 1 eşittir 9 çıktı. A da buradan ne oldu? 10 oldu. Tamam mıdır? Hadi yine iyisiniz. Ayıkladım sizi bir sorudan yine. Hadi yine iyisiniz. Vallahi iyisiniz. Aa, yemin ederim. Şimdi Polinomu sıfır arkadaşlar. Px bir polinom olmak üzere bir önceki ders böyle bir e, kaba bir tanımını yapmıştım. Şimdi daha kitabi bir tanımını yapalım. Px eşittir sıfır denklemini sağlayan x değerlerine polinomun sıfırları denir arkadaşlar. Sıfırları bazen kökleri de denir. Polinomun kökleri veya sıfırları. Nedir polinomun kökleri veya sıfırların özelliği? O polinomu sıfır yapan değerlerdir. Yani polinomda yerine yazdığınızda sıfır yapan değerlere biz o polinomun sıfırları veya kökleri diyoruz. 70. örnekte bu polinomların sıfırlarını bulmamızı istemiş arkadaşlar bizden. Hadi bulalım. 2x eksi 4'ün sıfırı yani bunu sıfıra eşitleyen değer 2x eşittir 4'ten x eşittir 2 a da size bir sıfırı x eksi 3'ü sıfır yapan değer x eksi 3'ü sıfıra eşitlersek x eşittir 3 a da sıfırı x kare eksi x eksi 2 şimdi burada şöyle yapacağız x'e x diye Eksi 2 artı 1 diye ayırdım. O zaman bu polinom x eksi 2 çarpı x artı 1 diye yazıldı. Sıfırlarından bir tanesi x eksi 2'yi sıfıra eşitlersek x eşittir 2. Sıfırlarından diğeri de x artı 1'i sıfıra eşitlersek x eşittir eksi 1. Bu da okey. Kx'e bakıyorum polinomu e, bu polinom. Arkadaşlar bu x artı 2 polinomunun karesidir. Yanlış düşünmüyorum değil mi? x kare artı 4 x artı 4. E bunun bir tane sıfırı vardır ama aynı sıfırlardan oluşuyor. Aslında iki tane sıfırı vardır. x artı 2 çarpı x artı 2 diye yazılıyor bu kx polinomu. Sıfırı nedir arkadaşlar? Eksi 2. Yalnız iki tane sıfırı var. Ama iki sıfırı da aynı. Tamam mı? İkinci dereceden denklemlerde bunu çok karıştırıyorsunuz. Tek kök olarak alıyorsunuz. Çift kat kök. Bunu o zamanı gelince söyleyeceğim zaten. Kx'in sıfırı, hx'in sıfırları, qx'in sıfırı ve px'in sıfırı. Devam ediyorum 71 ile. Ne diyor arkadaşlar? Canlarım, bir tanecik öğrencilerim benim. Ay kız siz var ya. Ne Şöyle şunu ver kafanıza vuracağım sizin ya. Ben böyle sevdiğimi döverek seviyorum. Ben kızımı da öyle mesela. Atıyorum, fırlatıyorum, duvara atıyorum. Benim böyle bir sevgim var yani. Peki e, sever de döver de lafına katılıyor musunuz? Ben katılmıyorum. Eğitimde şiddete hayır. Az su alıyor ya. Bundan var ya bazen videoda kesiyorum. Çok fazla içip böyle üstüme döktüğüm zaman falan. Bundan bir tane bitiyor yani. Bunu şuraya alayım da gözümün perspektifimi kapatmasın. Evet 71. sorudayız. Polinomlar bitiyor bugün. Ne hissediyorsunuz? Ee, bu arada kamp sizin için nasıl geçiyor? Yani e, onun geri dönüşlerini de almak isterim. Sıkıcı mı? Keyifli mi? Kamp işte hocam mı? Ee, yani sırf ben olduğum için değil. Bence böyle obje, objektif şeylerinizi söyleyin arkadaşlar bana. Bana sorarsanız hani hocam sizin için nasıl geçiyor diye mükemmellerim ben tek kelimeyle yani harika bir kamp geçiyor yani ben çok mutluyum aşırı şekilde mutluyum sevinçliyim huzurluyum güzel gidiyor her şey ama tabii ki sadece benim için güzel gitmesi çok önemli değil sizin için de güzel gitmesi lazım umarım sizin için de güzel gidiyordur evet devam edelim mi 71 hadi bakalım Baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir Px polinomunun sıfırları 2 ve 3'tür diyor. Buna göre Px artı 1 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi beraber yapalım mı bunu bir denemek ister misiniz? Hadi gelin. Şöyle bir deneyin bakalım. Şimdi baş kat sayısı 1 olan ikinci dereceden bir Px polinomunun sıfırları 2. 1 sıfırı 2'ymiş. 1 sıfırı 2 ise içinde x eksi 2 bulunmalı yazınca sıfır gelmesi için. Diğer sıfırı da x e, 3'müş. O zaman bir de içinde x eksi 3 bulunmalı. Baş kat sayısı 1'miş. Başında 1 olmalı. E ikinci dereceden diyor. Aha sana px polinomu. Hayırlı uğurlu olsun. px polinomunu yazdık. Sen de yazmışsındır inşallah. Buraya aldım. Px artı 1'in x eksi 3 ile bölümünden kalan. Bunu 0 yapan değer 3 götürdüm. Burada yerine yazdım. Ne çıktı baba? P4. Bu soru bana neyi soruyormuş? P4'ü. E götüreyim x yerine 4 yazayım. P4 eşittir. 1 çarpı 4 eksi 2'den 2. 4 eksi 3'den 1. Cevabımız 2 çıktı. Tamam mıdır? Devam ediyorum. Bir aşağıya 72. Üçüncü dereceden bir Px polinomu için P1 eşittir. P2 eşittir. P-1 eşitliği veriliyor. Px artı 2 polinomunun katsayılar toplamı 16 ise Px polinomunun sabit terimi. Şimdi öncelikle bana neler verdiğini bir konuşalım istiyorsanız. katsayılar toplamında bilinmeyen yerine 1 yazıyorsunuz. P3'ü vermiş oluyor. Neymiş arkadaşlar? P3 16. Px polinomunun sabit terimi derken sabit terimde bilinmeyen yerine 0 yazıyorsunuz. Bu adam sizden P0'ı soruyor. P3'ü vermiş. P0'ı soruyor. Tamam mı? Peki. Az önce bunu konuşmuştuk, hatta bunun zorunu çözdük. Altılı olanını çözdük yani bu sıfır direkt ne demek? Ee, Px şöyle yazalım, Px eşittir p1 yazınca sıfır yani 1 bunun bir sıfırı, o zaman x eksi 1 çarpanı var. 2 de bunun bir sıfırı. O zaman x eksi 2 çarpanı da var. Eksi 1 de bunun bir sıfırı. O zaman x artı 1 çarpanı da var. E, bu çarpanlar var ama dikkat ederseniz soru baş katsayı ile ilgili bir şey söylememiş. Hocam baş katsayı ile ilgili bir şey söylememişse 1'dir. Ha 1'dir. Bekle 1'dir. 1 bir değildir arkadaşlar. A'dır, B'dir, M'dir. Yani bir bilinmeyendir. Bu bilinmeyeni bulabilmek için zaten bu arkadaş bana P3'ü 16 olarak vermiş. Yani sen götürüp polinomda x yerine 3 yazınca 16'yı ya eşitleyip A'yı bulabilirsin. Hadi bulalım. X yerine 3 yazıyorum. A çarpı 3 eksi 1 2. 3 eksi 2 1. 3 artı 1 4. Eşittir 16. Buradan 8 A 16 ise A kaç çıkar? 2. A 2 ise Px polinomunu gelin bir daha oluşturalım. Hatta şu arkadaşları hiç böyle üşendim ben şimdi. Şunları şuraya yazalım. Bunlardan oluşuyor zaten. Başka sayısı da kaçmış? 2'ymiş. Ne soruyordun baba sen bize? Ne soruyordun bize baba? P0 soruyordun. Hadi gel P0 bulalım. X yerine 0 yazarsak P0 eşittir. 2 çarpı 0 yazınca eksi 1 çarpı. 0 yazınca eksi 2 çarpı. 0 yazınca 1. Yani cevabımız 2 çarpı 2'den kaç geldi? 4 geldi. Tamam. Polinom oluşturma iyidir. Çok sağlam sorularını da çözeceğiz onu söyleyeyim. Hem ödevinizde çok sağlam sorular var hem de Efficinado testinde. Aa o neler var. Dördüncü dereceden bir Px polinomu x kare artı 2 ile tam bölünmektedir. A A P1 eşittir Px3 eşittir 0 ve P2 eşittir 60 ise Px 2 polinomunun katsayılar toplamı. Önce bizden ne istiyor onu tespit edelim isterseniz. Ne istiyorsun la sen bizden? Px 2 polinomunun katsayılar toplamı. X yerine 1 yazınca P 1. Bizden P 1 istiyorsun. Allah belanı kaldıra. Şimdi ee, ...birincisi şunu biliyoruz arkadaşlar... ...Px polinomu eşittir... ...bir baş kat sayısı yok değil mi? Yani var da ne olduğu belli değil... ...ne iddiayı belirsiz... ...yani baş kat sayısına A diyelim... ...o nasıl bir A'la hiç belli olmadı... ...baş kat sayısına A diyelim Px polinomunun... ...çarpı x kare artı 2 ile tam bölündüğüne göre... ...x kare artı 2'yi çarpan olarak kabul ediyor demektir... ...yani buraya x kare artı 2'yi yazdım... ...güzel çarpı şimdi 4. dereceden ya buraya 2. dereceden bir şey ya da 1. dereceden 2 tane bir şey yazacaksınız. Arkadaşlar bakın P1'i 0 olduğunu söylemiş. P1 0'sa bu polinomda x 1 diye bir çarpan vardır. P 3 de 0'sa bu polinomda x 3 diye bir çarpan vardır. Şimdi bakın bize soru A'yı buldurabilmek için P2'yi 60 vermiş. X yerine 2 yazarsak P2 eşittir a çarpı x yerine 2 yazarsam 4 artı 2'den 6 çarpı x yerine 2 yazarsam 1 çarpı x yerine 2 yazarsam 5. Al bunun sonucu kaça eşitmiş p2? 60'a. Bakın 30a 60 çıktı. a buradan kaç çıktı? 2 çıktı. a'mız 2. O zaman ben artık px polinomunu daha güzel oluşturabilirim. px eşittir. Hatta şunu getir baba. Bunu sil baba. Şunu getir baba buraya. Bunu getir buraya. A'yı sil. A gördüğün yere 2'yi yaz. İşte sana Px polinomu. Hayırlı olsun. Tepe tepe kullan. Tepe tepe kullanmayalım. X yerine eksi 1 yazalım. P eksi 1'i soruyordu bize. X yerine eksi 1 yazarsam. P -1 eksi 1 eşittir. Baş katsayımız 2. Eksi 1'in karesi 1. 2 daha 3 çarpı. Eksi 1 eksi 1 eksi 2 çarpı. Eksi 1 yazınca burada ne geldi? 2. Şimdi burada bir eksi 8 var. Bir de 3 ile çarpılırsa cevap ne olacak arkadaşlar? Eksi 24 Çıkacak. Bence gayet güzel, gayet tatlı, gayet şık bir soru. Bu soru yıldızlanacak bir soru arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım. 74. Px dördüncü dereceden bir polinomdur. P -1, P-1 P1'e, P1 P2'ye, P2, P2, P2 P3'e, P3 de sıfıra eşitmiş. P4 bölü P0 kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar polinomumuzda bir kere e, bunlar varsa o zaman biz şunu diyebiliriz. Px eşittir. Bir katsayımız var. Ne olduğunu bilmiyorum. Eee. Eksi 1'de sıfırsa x artı 1. Artı 1'de sıfırsa x eksi 1. 2'de sıfırsa x eksi 2. 3'de sıfırsa da x eksi 3. Şimdi P4'ü soruyor değil mi? Bak başka hiçbir şey yap yapamam ha kaldım böyle. Dördüncü dereceden zaten 4 tane çarpanı var. Başka bir çarpan eklememe gerek yok. Ama ne katsayılar toplamı vermiş ne sabiti hiçbir şey vermemiş. Ben de sadece bunu yazabildim. Zaten oran soruyor. Büyük ihtimal ağlar sadeleşecek. Büyük ihtimal değil sadeleşecek tabii ki. 4 yazıyorum yerine ve P4'ü buluyorum. P4 eşittir. Başında a'sı var. 4 artı 1'den 5 var. 4 eksi 1'den 3. 4 eksi 2'den 2. 4 eksi 3'den 1. Bu p4. Şimdi p0'ı bulalım. Yine başta a var. 0 yazarsam 1. 0 yazarsam eksi 1. 0 yazarsam eksi 2. 0 yazarsam eksi 3. Tamam mı? Sonra bunları oranlayacağız şöyle değil mi? Oranlayacağız. Oranladığımız zaman ne oluyor? a'lar gidiyor. Ee, 3'ler de gidiyor. 2'ler de gidiyor. Yukarıda 5 kalıyor artı 5. Aşağıda da eksi 1 eksi 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 artı artı çarpı eksi eksi. Eksi 1 kalıyor. 5 bölü eksi 1'den cevabımız eksi 5 oluyor. Tamam. Aha da bunu da halletmiş olduk canlarım. Şimdi örnek 75. Uf uh. Baş katsayısı 1 ve sabit terimi 2 olan ikinci dereceden gerçel katsayılı bir Px polinomunun iki farklı sıfırından biri P0'dır. Buna göre bu polinomun diğer sıfırı kaçtır? Hmm, bak baş katsayısı 1'miş ve sabit terimi 2'ymiş ikinci derecedenmiş. Şimdi Px polinomu o zaman x kareyle başlayacak. Baş katsayısı 1 çünkü. Ve ax ile devam edecek. Sabit teriminin de 2 olduğunu söylüyor. Sabit terimi de 2. İki farklı sıfırından biri P0'dır diyor. Şimdi P0'ın ne olduğunu bulalım. Bak dikkat et. Sıfırı 0 sıfır demiyor. Ya bir tane sıfırı 0 sıfır sayısıdır demiyor. P0'dır diyor. P0 zaten 2 demek, sabit terim demek. Yani bir sıfırı 2 diyor aslında. Burada artistik yapmış bize. Bir sıfır sıfırlarından biri 2 dese de aynı şey, P0 dese de aynı şey. Tamam mı? Bir sıfırı 2'ymiş. Tamam, bunu anladık. Bu polinomun diğer sıfırı kaçtır diyor. Allah Allah. 1 0 2'ymiş. A 1 0 2'ymiş. Ne demek? Yani götürüp yerine x yerine 2 yazarsan kaç çıkıyor? 0 çıkıyor. E götür yazalım o zaman px polinomunda. Çok sevindim ben bu duruma. 1 0 2'ymiş. Yani 2 bu polinomun 0'ı. E o zaman 2 bu polinomun 0'ıysa p2 0'dır. E ağzınla söylüyorsun oğlum bak. 1 0 2 diyorsun. O zaman 2 yerine yazdığında 0 çıkması lazım değil mi? Severim seni. 2 yerine yazdım 4. Artı 2 tane a artı 2 eşittir 0'a. Burası 6. Karşı tarafa atarsam eksi 6. 2 a eşittir eksi 6'dan a kaç çıktı canlarım? Eksi 3 çıktı. a eksi 3 ise arkadaşlar götürüp yerine yazalım. px eşittir x kare a eksi 3 tane x artı 2. Yalnız adam bize a'yı sormuyordu. Bu polinomun diğer sıfırını soruyor. Şimdi çarpanlarını ayıracağız. x'e x diye ayıracağız. Zaten bir sıfırının 2 olduğunu biliyorum. O zaman eksi 2 diye zaten ayıracağım. Çünkü x, bir sıfırı 2 ise içinde x eksi 2 çarpanı vardır. O zaman diğer sıfırının da eksi 1 olması lazım değil mi? Çarpınca daha doğrusu diğer çarpanın x eksi 1 olması lazım. Çarpınca 2 toplanınca eksi 3 gelsin. O zaman bu polinom x eksi 2 çarpı x eksi 1 şeklinde bir polinomdur. Bir sıfırının 2 olduğunu biliyorum. Yani bir çarpan x eksi 2. E diğer çarpanı da x eksi 1 ise bu polinomun diğer sıfırının da x eşittir 1 olması gerekir. Cevabımız x eşittir 1 arkadaşlar. Tamam mı? Anlaştık mı? Güzel. İndim aşağıya. 76. soru tam böyle ÖSYM ayarında bir soru arkadaşlar. Yani böyle yıldızlatacağım. Bugünün yıldızlatmaya değer ikinci güzel sorusu. Px1 pol... Tabi diğer sorulara kötü demiyorum. Çok harika sorular çözüyoruz. Ama hani bu böyle bir tık daha böyle hani nasıl diyeyim yani hani anladınız değil mi siz ben? Hani böyle tuhaf tuhaf hareketler yapmama gerek yok anladınız. Px1 polinom olmak üzere pk eşittir 0 eşitliğini sağlayan k sayısına bu polinomu sıfır denir. Bunu Allah razı olsun yapıyorlar. Yani yazıyorlar bu tanımı. Ama AYT'de yazmaya da bilirler arkadaşlar. Of ne güzel boru yaptım lan. Boru gibi döşedim valla. Px eşittir sıfır eşitliğini sağlayan k'ya sıfır denir. Doğru. Yani tamam. <laughs> Doğru. Evet. <laughs> Onaylıyorum. Doğru. Şimdi Px ve Qx polinomları için Px polinomunu x kare eksi 9 şeklinde vermiş. Qx polinomunu da P'nin içinde Px polinomu olarak vermiş. Bu eşitlikleri bilinmektedir diyor. Buna göre sayılarından hangileri Qx polinomunun bir sıfırıdır diyor. Şimdi arkadaşlar Qx polinomu P'nin içine P yazılarak bulunuyor. Hadi yazalım o zaman. Şimdi P'nin içine önce bir kere P'yi yazalım. X kare eksi 9. Bu ne anlama gelir? Px polinomunda X gördüğün yere bu arkadaşı yaz. X gördüğün yere X kare eksi 9'u yaz diyor yani. Anladınız mı? Px polinomu bu ya. X'in karesi eksi 9 ya Px polinomu. X gördüğün yere X gördüğün yere götür X kare eksi 9 yaz diyor. Bu sana Qx polinomunu verir diyor. O zaman Qx polinomu eşittir. X kare değil X kare eksi 9'un karesi eksi 9. Bu Qx. Bunun sıfırlarını bulmak için ne yaparız? Efendim? neye eşitleriz? Sıfıra eşitleriz. Güzel. Eşittir sıfıra eşitledim. Buradan arkadaşlar x kare eksi 9'un karesi eşittir. Karşı tarafa atarsam 9. Bir sayının karesi 9'sa bu sayının ya 3 olması gerekir ya da eksi 3 olması gerekir. Yani x kare eksi 9 ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Buradan karşı tarafa atarsam x kare eşittir 12'dir. Buradan karşı tarafa atarsam x kare eşittir 6'dır. Şimdi arkadaşlar x kare 12 ise x buradan ya kök 12'dir. Kök 12 de ne demekti? Kök 12. 4 ile 3 diye ayrılıyor. 4 dışarı 2 diye çıkıyor. x'imiz 2 kök 3'tür ya da bunun eksilisidir. Yani eksi 2 kök 3'tür. Buradan da x kare 6 ise x ya kök 6'dır ya da bunun eksilisi yani eksi kök 6'dır. Yani 4 tane x değeri gelebilir. Yani qx'in 4 tane 0'ı vardır. Şıklarda buna bakacağız. 3 hayır 2 kök 3 evet Eksi kök 6, evet. Hangileri Qx polinomunun sıfırlarıdır? 2 ve 3. Anlaştık mı arkadaşlar? Cevabımız 2 ve 3 olacak. Bunu da halletmiş olduk. Ve arkadaşlar polinomun konu kısmını bitirdik. Şimdi size ufak bir şey daha anlatacağım. Polinomun konu kısmını bitirdik ama şurada ufak bir şey daha anlatacağım. Fonksiyon grafiklerinde bunları görmüştük. Aslında ben bu şimdi söyleyeceğim şeylerin tamamını polinomlarda size fonksiyon uygulamalarında ve parabolde <laughs> zaten anlatacağım. Ee, bunu şu anda sorularla polinomda anlatamamamın yani örnekleyemememin sebebi e, fonksiyon grafikleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip değilsiniz fonksiyon grafiklerini buradan önce verseydim de olmazdı polinomları vermem gerekiyordu ama fonksiyon grafiklerinde şöyle bir durum var arkadaşlar aslında bunu fonksiyonlardan biliyorsunuz ama ben bir kere daha size tekrarlamak istiyorum arkadaşlar size şöyle bir fonksiyon verdiği zaman bunu biliyorsunuz aslında yani bunu siz, biz ben size tyt'de anlattım ama aYTde bir daha üstünden geçmek istiyorum arkadaşlar bakın fonksiyonun, x eksenine teğet olduğu yerler o fonksiyonun çift kökleridir. Yani burası x eksenine teğet mesela burası 3 burası eksi 1 burası da 5 ise eğer ve bu bir px polinomuysa px polinomu şöyle yazılır. Polinom 5'te kesmiş, eksi 1'de kesmiş, 5'te kestiğine göre ne demek x'i 5'te kesmesi? TYT'den hatırla. x eşittir 5'in bunu 0 yapması yani 0 olması. 0 ise arkadaşlar x 5'i çarpan olarak kabul eder. Aynı şekilde -1'de kesiyorsa -1 de bunun bir çarpanıdır. Şey 0'dır. O zaman x artı 1'i de çarpan olarak kabul eder. Yerine yazdığımda 0 çıkabilmesi için. 3'ü bak 3 de x ekseninde kesmiş. Yani 3'ün de değeri 0. Yani 3 de bunun bir çarpanıdır. O zaman x 3 daha doğrusu 3 de bunun bir 0'ıdır. Yani x 3 de bunun bir çarpanıdır. Ama şuraya dikkat edin teğet olduğu için bu üçün üstündeki kuvvet çift kuvvettir. Ha, kare mi? 4 mü? 6 mı? 8 mi? Onu ya Alemin bilir. Ama ben bunun çift olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar size. Yani grafikte eğer bu polinomun grafiği, bu fonksiyonun grafiği x eksenine bir noktada teğetse, yani delip geçmiyorsa, teğet oluyorsa bu illa böyle teğet olmak zorunda değil. Böyle de teğet olabilir. Hiç fark etmez o noktada çift çarpanlı bir köke sahiptir diyeceğiz. Çift kat diyeceğiz biz bunu ileride denklemlerde ve parabolde tamam mı? fonksiyonda da diyeceğiz. Anlaştık mı canlarım? Burayı güzel anlamanızı istiyorum. Çünkü <laughs> hem Efficionado'da hem de e, ödevinizde bunlar alakalı bu grafik e, bilgisiyle alakalı soru var. Ve bu soru aslında TYT fonksiyonların grafik bilgisinden geliyor. Ama ben size yine de burada hatırlatmak istedim. Tamam mı? Şimdi kaçıncı günü bitirdik? Vallahi de billahi de dördüncü günü bitirdik. Gel şimdi şöyle dördüncü güne güzel bir tikimizi atalım. Bugün arkadaşlar size iki tane soru işaretlettim sanırım. Ee, bir tane de şunu işaretleteceğim. Yok onu işaretletmeyeceğim. 2 tane soru işaretlettim. O da arkadaşlar 73 ve 76. Bu soruları iyi anlıyorsunuz ve bu soruları tek başınıza yapabileceğinizi eminseniz bu dersi anlamış sayacağım ben sizi. Bir de sizinle beraber yaptığımız bir tane soru vardı arkadaşlar. Şimdi ödeviniz. Ödeviniz nereydi AYT Matematik soru bankamızdan Test 6 ve Test 7. Polinomlar Test 6 yani sayfa 16 ve polinomlar test 7. Arkadaşlar bakın mesela örnek 5 bu grafik bilgisiyle alakalı çok net bir bilgidir tamam mı? Şimdi test 6 ve test 7 e, ödeviniz. Ben size e, buradan iki tane soru çözeceğim arkadaşlar. Bir tane test 6'dan bir tane test 7'den iki soru çözeceğim. İsterseniz benimle beraber soru bankanızı zaten ödevinizi yapacağınız için açın. Önce deneyin ondan sonra da benden dinleyin. Tamam geçelim sorulara. Evet canlarım ilk çözeceğimiz soru. Polinomlar test altıdan 7. soru bir grafik sorusu ama lütfen grafik sorusu deyince böyle hemen yani oluyor öğrencilerde <laughs> grafik mi <laughs> falan oluyor lütfen böyle olmasın çünkü öyle bir grafik sorusu değil sadece az önce hatırlattığım bilgi var ya bunu fonksiyonlardan da biliyorsunuz bunu bilmeniz gerekiyor sadece o yani c'nin çift kat olduğunu bilmeniz ve bunların çift kat olmadığını bilmeniz gerekiyor e, çift kat dediğim yani çift kuvvete sahip tamam mı? Aşağıda Px polinomunun grafiği gösterilmiştir. Gördüğünüz gibi Px polinomunun grafiği paşalar gibi gözüküyor. Px polinomu verilmiş de bize bak. x eksi a'nın c'inci kuvveti zaten bakın a'da kestiği için evet x eksi a. B'de kestiği için x eksi b ve C'de kestiği için x eksi C çarpan olarak kabul ediyor. Zaten o da bak burada yazmış. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde A, B, C, tam sayılara doğru verilmiş olabilir? Bak bu tam bir ÖSYM'nin AYT'de temel kavramların içerisinde bazen böyle AYT konularını karıştırıyor ya. Tam onunla alakalı bir soru arkadaşlar. Yani ilk 10 sorunun içerisinde beklerim böyle bir soru. Güzel de olur. Şimdi bak bir kere ben buradaki C sayısı ile ilgili ne konuşabilirim? Şunu konuşabilirim. C sayısı hatta şöyle diyebilirim. C bakın buradaki A sayısı e, kesinlikle negatif bir sayıdır. Niye? Çünkü x eksenini sol yani Orijinin sol tarafında. B sayısı da aynı şekilde negatif bir sayıdır. C sayısı da pozitif bir sayıdır. Eğer şıklarda C'nin negatif olduğu ile ilgili bir şey varsa sil. Bak mesela E şıkkını eleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu sorunun cevabı E olamaz. Niye olamaz? Çünkü E şıkkında C sıfır. Lan C nasıl sıfır olacak? C sağ tarafta bir sayı. O zaman bakın zaten %20'ye düştü. Buradan sonra yani 4 seçenek kaldı. %25'e e, çıktı oranımız. Ne yapacağız? Sallayacağız tabii ki zaten sonra diyormuşum. Bir de arkadaşlar, şunu biliyoruz, c sayısı tektir. Tek. Niye? Çünkü x eksi a'nın üzerinde c ve a tek katlı. Yani öyle kuvveti çift olsaydı teğet olurdu. Demek ki kuvveti çift değil. O zaman ne tek? Peki çift değil, tek de değil belki kuvveti 1 bölü 3. O zaman da polinom olmazdı. Buradaki c ve d'nin kesinlikle doğal sayı olması lazım zaten. Yoksa polinom olmaz. Tamam mı? Şimdi c tek. E, B de tek o zaman ama ha, yok B de tek derken yok B tek değil çünkü kuvvet olarak verilmemiş B. C tek. E, zaten x eksi B'nin üstünde de C var ama bakın buradaki C sayısının çift ee, C diyorum. C x eksi C'nin üstündeki sayının yani D'nin çift olması lazım. Niye? Çünkü C'de teğet olmuş polinom. E o zaman çift kuvvetli bir çarpana sahip olmalı. Az önce anlattığıma göre. O zaman C tek D çift. Şimdi C tek de, e, o zaman B şıkkı da elendi bak. B şıkkında C'nin çift olduğunu görüyorum. 4 elendi. E, D'nin de çift olması lazım. A şıkkı da elendi. Çünkü D'de 1 vermiş. O zaman cevabımız ya C şıkkı ee, ya da D şıkkı. Şimdi C şıkkı ve D şıkkındaki farkları konuşalım. Bir de şunu biliyoruz arkadaşlar. A, B'den küçük bir sayı. Çünkü A, B'nin daha solunda grafiğe göre. O zaman baktığınız zaman mesela cevabımız D şıkkı olmaz. Niye? D şıkkında A-2 B-3 verilmiş. Allah aşkına burası eksi 2, burası eksi 3 olabilir mi? Olamaz değil mi? Eksi 2, eksi 3'ten büyük ama B'ye göre daha solda verilmiş. O zaman D şıkkını da eleriz. D'ye de güle güle deriz. Ve cevabımız sadece kalan ne olur? C şıkkı olur. Cevap C. Tamam. Bence güzel bir soru. Dediğim gibi AYT'nin ilk 10 sorunun içerisinde bulunan böyle biraz yoruma dayalı. Biraz hem grafik bilgisi var hem teknik çiftlik sorusu. Yani daha ne olsun abi? Polinom sorusu. Daha ben ne isterim yani? Şimdi 7. soruyu hallettik. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. İki soru çözeceğiz bugün. Gel. İkinci sorumuz polinomlar test 7 soru 9. Ee, arkadaşlar biraz daha böyle okuduğunu anlamaya yönelik bir soru Yeni nesil diyebileceğim Ama ÖSYM'nin ayetede soracağı kadar yeni nesil Aba, Bazen öyle bir abartıyoruz ki Ayetedeki yeni nesil Ayetede yeni nesil falan yok Ama bu bu tarz yeni nesil olabilir Mesela her sene logaritmadan yeni nesil soru geliyor Ama bu şekilli anlamına gelmez Bir kurgusu var ee, Özellikle ÖSYM son yıllarda hataların da çok üstüne gidiyor İşte efendim üstüne kahve dökmüş Üstüne bant yapıştırmış üstüne Şöyle görmüş ama böyleymiş ...böyleymiş ama hatalı düşünmüş gibi şeyler oluyor. Onunla alakalı güzel bir polinom uygulaması sorusu. Gelin beraber soruya bakalım arkadaşlar. Şöyle bir tık daha yakınlaştırayım. Bu soru bize şunu söylüyor. Diyor ki, Px eşittir 2x kare artı mx e artı n polinomunu çarpanlarına ayırmak isteyen Can... ...yanlışlıkla polinomun sabit terimini normalden 5 küçük hesaplayarak polinomun bir çarpanını x artı 2 bulmuş. Yani arkadaşlar bu Can denen ee, arkadaş... 2x kare artı mx polinomundaki baş e, sabit terim olan n'yi 5 eksik hesapladığında yani polinomu böyle gördüğünde 1 çarpanın x artı 2 bulmuş. 1 çarpanı x artı 2 demek bu polinom x artı 2'ye tam bölünüyor demek. Tam bölünüyor demek burayı 0 yapan değer olan x eşittir eksi 2'yi polinomda yerine yazdığın zaman p eksi 2'nin 0 olması demek. E o zaman x yerine eksi 2 yazarsam eksi 2'nin karesi 4, 4 kere 2'den 8 eksi 2 tane m artı n eksi 5 eşittir 0 demek. Buradan arkadaşlar n eksi 2m eşittir. 8'den 5 çıktı 3 karşı tarafa atınca eksi 3 gelir. Bu 1. Can yaptığı hatanın farkına varmış. Hatasız denenin denenin kul olmaz. Hatanın farkına varmış ve bu hatayı düzeltmiş. Yani artık polinomu olması gerektiği gibi almış arkadaşlar. Ne almış? Artık polinomumuzu 2 tane x kare artı mx artı ne almış? O zaman x yerine 3 yazarsam 9, 9 kere 2'den 18 artı 3 tane m artı n eşittir 0. Buradan arkadaşlar 3m artı n kaça eşit olur? 18'i karşı tarafa atarsak eksi 18'e. Şimdi bakın ee, şöyle yapmamız yeterli. Yukarıyı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayalım. O zaman ne olur? N'ler gider. 3M eksiyle çarpınca artı 2M yani 5M olur. 5M eşittir. Eksi 18. Eksiyle çarptığım için artı 3 yani eksi 15. 5M eksi 15 ise M buradan kaç gelir? Eksi 3. M eksi 3 ise herhangi birinde yerine yazalım. Ee, N Eksi 3 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 6 eşittir eksi 3'ten. Karşı tarafa atınca da n kaç gelir arkadaşlar? Eksi 9. Bitmedi soru. Bize px polinomunun diğer çarpanı diye soruyor. Px polinomunun orijinal hali hangisi? 2 tane x kare artı m yerine 3 yazdım. O zaman eksi 3 tane x oldu. n yerine de eksi 9 yazdım. Eksi 9. Şimdi çarpanlarını ayıralım. 2 x'e x. Bak şimdi. Bir çarpanının ne olduğunu biliyorum ben. x eksi 3 olduğunu biliyorum. O zaman şuraya eksi 3 yazayım. Ne olur arkadaşlar o zaman buraya da 3 yazmam gerekir. Şey, e, artı 3 yazmam gerekir. Eksi 6 artı 3 da eksi 3 sağladı. Yani x eksi 3 çarpı 2x artı 3 diye yazılabiliyor bir polinom. Bakın bir çarpanı ne geldi? x eşittir 3 geldi. E, şey sıfırı. A bize çarpanını soruyor. Diğer çarpanı diyor. E bulduk diğer çarpanı bu. 2x artı 3. Cevap ne? E şık. Bak E şıkkında 2x artı 3. Babazunga gibi bekliyor bizi. Anlaştık mı canlarım? Evet ödev ellerinizden öper. Polinomlar test 6 ve test 7 kolay gelsin. Biz polinomun temel tanım testini yani e, konu kısmını şu an tamamen bitirdik arkadaşlar. Yarın yani kampımızın 5. gününü yapacağız. 5. günde de Efficinado testini halledeceğiz. Efficinado testi için 2 videoya ihtiyacımız var. Efficinado testi 1 ve Efficinado testi 2'yi yarın yani 5. günde polinomlar 6 ve polinomlar 7 videosuyla halledip yarın polinomlar yani noktayı koymuş olacağız. Tamam? Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın kampımızın 5. gününde polinomlar 6 Fişinaldo testi 1 videosunda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıklı kalın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Görüşürüz.